Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleri konumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Köşeli ayraç. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Halikarnas balıkçısı, köşeli ayraç, Cevat Şakir kaba ağaçlı, yay ayraç 1886-1973 köşeli ayraç ve yay ayraçı kullandım. En güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Yani iki tane ayraç kullanmam gerekti. Önce köşeliyi sonra ortada yay ayraçı kullandım. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır. Eldem Osmanlı'da en önemli farkın mezar taşının şeklinde ortaya çıktığını söyledikten sonra. Yani buradan şunu anlıyorum. Metnin orijinalinde olmayan ekler, yazar tarafından, çevirmen tarafından eklenen ekler köşeli ayraçla gösterildi. Kaynak olarak verilen kitap ve makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Reşat Nuri Güntekin, Çalı Kuşu, Der Saadet 1922, Server Bedi, Peyami Safa. Kesme işareti. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'üm, Türkiye'mizin, Almansınız, Kırgız'ım, Osmanlı Devleti'ndeki. Yükselme döneminin, Cumhuriyet Edebiyatı'na. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım gibi. Yer bildiren özel isimlere, kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Yani bunlar özel isimlerin kısaltması olduğu için özel isimleri kesme işaretine ayırıyorum. Bunları da ayırıyorum. Hisar'dan, Boğaz'dan. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanıyoruz. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi. Adı geçen yönetmeliğin 2. maddesine göre. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Yani Yunus Emre'nin dedim kesme işaretini kullandım, sonra yay ayraçla bilgimi verdim. Yakup Kadri'nin dedim kesme işaretini kullandım, soyadını parantez içinde verdim. Uyarı geliyor. Sonunda üçüncü teklik kişi iyelik eki olan özel ada. Bu ek dışında başka bir iyelik eki, herhangi bir ekten bahsetmiyorum, getirildiğinde ilk iyelik eki düştüğü için kesme işareti konmaz. Nasıl? Boğaz Köprüsü sözcüğüne bakıyorum. Ne köprüsü? Boğaz Köprüsü. Demek ki burada bir ne var? İsim tamlaması. Tamlayan ve tamlanan diyorum. Tamlanan diğer adıyla neydi? İyelik ekiydi. O zaman köprüsüdeki sü, üçüncü tekil iyelik eki, tamlanan eki olarak karşıma çıktı. Burada düşmediği için gelen eki kesme işaretiyle ayırdım. Ancak Boğaz Köprümüzün derken sü ne yaptı? Yani ı, i, u, ü aslında düştü. Yerine ne geldi? Köprümüz. Birinci çoğul iyelik eki geldi. O yüzden artık gelen ekleri ayırmadım. Amik ovanızın derken aslında bunun doğrusu nedir? Amik ovasıdır. Bakın düşmüş. Kuş adasıdır. Düşmüş. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Evet, bunlar büyük harfle yazılır ancak ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türk Dil Kurumu'ndan ve benzeri. Başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözler. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kesme işareti konmayacağından başbakanlığa, rektörlüğe şeklinde yumuşamış haliyle kullanılır. İstanbul Üniversitesi dekanlığına. Normalde dekanlıktır sözümüz. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle ayrılır. Evet, bu da bir kurum kuruluştur. Ancak istisna olarak karşımıza çıkar. Avrupa Birliği'ne gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Biz özel adlara getirdiğimiz yapım eklerini ayırmadığımız için bunlardan sonra gelen herhangi bir eki de ayırmıyoruz. Türklük,
Türk'ten Türkçe olmuş sonra gelen nin ekini de ayırmamışım. Buraya bir de neyi ekliyoruz? Çokluk ekini ekliyoruz. Onu da ayırmıyoruz. Ahmetler, Yakup Kadriler, Türkler, çokluk gelmiş. Onun Türklerin derken ondan sonra gelen eki de ayırmadım. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Fatih İstanbul'u bize kazandırdı. Onu saygıyla anıyoruz. Yanlış bir kullanım. Bu şekilde olması gerekir. Evet, özel adın yerine gelmiş ama o normal bir zamir. O yüzden küçük yazılır, ekleri ayrılmaz. Kişi adlarından sonra gelen saygı unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'a, Somuncu Baba'yı, Türk Dil Kurumu Başkanı'na. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TDK'nin, BMD, TV'ye ve benzeri. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 1985'te 8. madde dedik. İkinci kat gibi. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. A'dan Z'ye. Türkçe'de lıkla yapılmış sözler ve benzeri. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. 12 Aralık'a. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Engel aramızı açtı. Ne eyleyelim? Dostum neyin var? Güzelliğin 10 para etmez. Şimdi arkadaşlar etkinliğe geçiyoruz. Etkinlik bölümünde dersi durdurup kendiniz cevapları verip sonra benimle birlikte yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanım gerekçesini tespit edelim. Cümle numaralarını aşağıdaki bölümde belirtilen gerekçelerden uygun olanların karşısına yazalım. Aşağı kısmı ben tam olarak kullanamadığım için oraya değil yanlarına cümleli aşağıdaki numaraları yazacağım. Bir süre sonra olanların farkına vardım. Ne zaman? Bir süre sonra. Özne değil, anlam karışıklığı yok, herhangi bir yüklem yok. O yüzden herhangi bir ögeyi ayırmak için diyorum ve 7 yazıyorum. Konuşurken sık sık duruyor, yüklem. Notlarına bakıyordu, yüklem. Yani 2 tane cümle var. Cümleleri ayırmak için kullanılmış, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için diyorum. Sandal, durgun suda bir kuğu gibi süzülüyordu. Süzülüyordu, yüklem, kim ya da ne, sandal, özne. Ne diyoruz buna da? Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Uzun cümleler diye başlayan 3. maddemiz olur. Gece maçı izlerken pozisyonu daha net gördük. Şimdi burada virgül kullanılan yere bakıyorum. Gece maçı diye bir kavram mı var? Yoksa zaman olarak gece maçı izlerken mi demişim? Bir anlam karışıklığı olduğu için 9. maddeyi seçiyorum. Onun kadar canlı, hayat dolu bir insan az bulunur. Ne yapmışız? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için kullanmışız. Bir diyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Yüklem dedi bize. Fakat bir bakıyorum birinin sözünü almış. O yüzden ne diyorum? Tırnak içinde olmayan alıntı cümle diyorum. Sabahtan akşama kadar trafik, trafik, trafik. Ne yapmışım? Yinelenen sözlerin arasına koymuşum. Yani anlama güç kazandırmak için kullanmışım. 5 diyorum. Çok gayret ettim. Yüklem, işin sonunu getirdim. 2. yüklem, cümlelerin arasına girmiş. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için 2 numaralı maddemiz. Siyasi, askeri konularda bilgi sahibiydi. Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Hayır, söylediklerinize katılmıyorum. Red, kabul bildiren sözcükler için sözcüklerden sonra gelir dedik. 8. madde. Burada çalışmalarınla ilgili bolca kaynak bulabilirsin. Nerede bulabilirsin? Burada herhangi bir ögeyi ayırmak için kullanılmıştır. 2. etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar, 2. etkinliğimizde ben çok kenarlara yaklaşamadığım için yakın kısımlara koyacağım işaretleri siz de takip edin. Atalarımız ne güzel demiş. 2. Adam adamdır.
virgül, olmasa da pulu, noktalı virgül, eşek eşektir, virgül, olmasa da çulu, nokta. Okuduğumuz romanlar, virgül, öyküler, virgül, şiirler, noktalı virgül. Çünkü tür değiştiriyorum. Seyrettiğimiz oyunlar, virgül, filmler, virgül, dinlediğimiz müzik parçaları bizi bireysellikten kurtarıp başka insanların yaşayışları ile bütünleşiyor. Gerçek bir eleştirmen, virgül, herhangi bir etki altında kalmadan eleştirisini yazar, noktalı virgül diyorum, hiçbir zaman art niyetli davranmaz. Bir kere virgül kullandığım için yüklemi, sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullandım burada. Sanatçının yapıtlarına evrensel bir nitelik kazandıran çok sayıda özellik var. İki nokta, masalsı anlatım, virgül, betimlemeler, virgül, çarpıcı benzetmeler, üç nokta. Çünkü bunlarla ilgili bir sonuca varmadım. Yani yüklemim yok. Ölme, virgül, öldürme, virgül, zarar verme kavramları, noktalı virgül, iyilik, virgül, dostluk, virgül, hoşgörü, virgül, zarar vermeme kavramlarıyla iç içe girdiğinden daha da tehlikeli oluyor. Sanatçı, virgül, abartmaya hiç yüz vermiyor, noktalı virgül, bir cümle oldu. Kendisine, virgül, seyirciye oldukça saygılı bir yol izliyor. Yazar, virgül, konulara gerektiği şiirselliği ya da gülmeceyi yerli yerinde kullanıyor, noktalı virgül, çünkü bir yüklemim var. Özlemi, virgül, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor. Yazmaya yeni başlayanlara bir önerim var. İki nokta. Önce Türkçenin kurallarını tanıyın, virgül, inceliklerini öğrenin, nokta. Pardon, şuraya koyuyorum ben noktayı. Düz yolda yürüme becerisini kazanmadan ip cambazlığına özenirseniz vay halinize diyorum ve ünlem koyuyorum. Sizce mutluluk nedir? Soru işareti diye soran birine 15 yıl önce şöyle demiştim. İki nokta, mutluluk insanın içini ısıtan, virgül, aydınlatan bir şeydir, nokta. Bir giysi dikmek için terzilerin yaptığı çok iş var diyorum. İki nokta, ölçü almak, virgül, kalıp çıkarmak, virgül, kumaşları kesmek, üç nokta, cümlemin devamı gelmemiş, yani yüklemim gelmemiş. Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, virgül, ütü, virgül, metre, virgül, makas gibi aletler, noktalı virgül, kumaş, virgül, iplik, virgül, düğme gibi malzemeler gereklidir. Evet arkadaşlar, ikinci etkinliğimizi de gerçekleştirdik. Bundan sonra karşımıza neler çıkıyor? Testlerimiz var. Konu kavrama ve değerlendirme testlerimizi buradan çözüyoruz. Soru bankasından da çözüp konumuzu pekiştiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.